Clash Gece kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Iveco 580 beygir gücünde bir tırla yolculuk yapacağız. Aracımızı şöyle farklı bakış açılarından sizlere bir gösterelim. Bulunduğumuz ortamı, bulunduğumuz çiftliğimizi sizlere bir gösterelim. Bugün çamurlu yollardan giriş yapacağız. Çamurlu yollardan devam edeceğiz. Ama öncelikle şöyle bir tırımızı bir çalıştıralım. Tırımızın bir sesini duyalım. Tırımızın bir genel kontrollerini yavaş yavaş yapalım. Kontrol edelim lastiklerimizi, kapılarımızı, farlarımızı, kornamızı, her şeyimize bakalım. Çünkü bugün bizleri çok zorlu bir yolculuk bekliyor arkadaşlar. Bu yolculuğumuzu sizlerle beraber yapacağız. Bizleri sonuna kadar izlemeyi, bizleri takip etmeyi, bizlere abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi tırımız 580 beygir gücünde Iveco'dur. Bu tırımız çok muhteşem, güçlü, çok güçlü rampaları çıkmakta. Bugün sizlere şöyle bir harfiyat kamyonu götüreceğiz arkadaşlar. Çiftlikten temizlemiş olduğumuz harfiyatımızı yükledik. Üzerini güzelce branda ile kapattık. Yasaların uygun o verdiği şekilde yolumuza çıkacağız arkadaşlar. Şöyle bir manevramızı yapalım. Önce bir dorsemizi, harfiyat dorsemizi bağlayalım. Çünkü dorsem sizde gördüğünüz mavi branda ile ağzına kadar dolu. Şöyle manevramızı yapalım. Evet, hayvanlarımızı ürkütmeden, ineklerimizi ürkütmeden şöyle yandan sizlerle görebileceğiniz şekilde geri geri bir manevramızı yapalım. Harfiyat dorsemizi bağlayalım. Bağlayalım. Şöyle biraz daha geri gelirsek hafiften sol yaparaktan, evet. Bu şekilde tek seferde de ayrıca dorsemizi bağlamış olduk aynı arkadaşlar. Bu da her baba izin harcı değildi. Dorsi her seferinde tek seferinde bağlamak. Evet, gördüğünüz bağladık. Böyle şöyle farklı bakış açılarından tırımızı bir inceleyelim. Sağlı sollu. Şöyle bir uzaktan yakından tırımıza bakalım. Eksiğimiz, gediğimiz, lastiğimiz, her şeyimiz yerinde mi değil mi? Çünkü zorlu bir yolculuk yapacağız. Bu yolculukta yağmur, sis, güneşli hava, rampa, yokuş, çamur, her şey bizi bekliyor arkadaşlar. Biz de bunları yapacağız. Bunun için, onun için de tırımızı şöyle bir her tarafını kontrol etmemiz lazım. Sapasağlam bir yolculuk için ürünümüzü, stoğumuzu, yükümüzü, her ne yüklüyorsak, her ne götürüyorsak bunu sapasağlam yerine teslim etmemiz gerekiyor. Yolda dökülmemesi lazım. Başka bir kazalara sebebiyet vermemesi lazım. Bunun için sizlerle beraber şöyle bir tırımızı, dorsemizi bir gezelim. Aracımızın sağlı sollu kontrollerini şöyle bir içten dıştan yapalım. Evet, gördüğünüz arkadaşlar, muazzam bir şekilde dorsemizi paketlemişiz. Üstünü kapatmışız. Paketimiz sağlam. Arabamız sağlam, yolumuz sağlam, yükümüz sağlam, çiftliğimiz sağlam, beraber çıkıyoruz yola. Arkadaşlar, kış şartları olduğu için, hafif havada pus olduğu için farlarımızı açıp gidiyoruz. Çünkü farlar yolun da açık olsun, farın da açık olsun diye bir söz vardır. Biz de onu uygulayaraktan çamurlu yollarla yolculuğumuza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yolumuz bugün biraz tehlikeli. Otobana girene kadar, asfalta girene kadar sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor. Bu sıkıntılı süreçte bakalım neler başımıza gelecek, neler yapacağız, nelerle devam edeceğiz, göreceğiz hep beraber. Solda ayçiçeği çekirdek tarlasını gördünüz arkadaşlar. Burası bir çiftlik bölgesi, yeşil alan bölgesi, komple ayçiçeği tarlası, komple yeşillik, dağlık, çok muazzam bir mekan. Burada bu taraf, yani bu bölge çiftlik bölgesi olduğu için yollar da böyle çamurlu oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, tır kendini bırakıyor. Rampa aşağı olduğu için gideyim diyor. Bırak beni, ben gideceğim diyor. Ama biz ayağımız frende yavaş yavaş gidiyoruz. Çünkü burası çamur. Her an kayabilir, her an düşebiliriz. Her an bir kazaya sebebiyet verebiliriz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş, ağır ağır, tırı kaydırmadan, dorseyi kaydırmadan, devirmeden gidiyoruz. Bu yolculuğumuz zor. Düşürdük arkadaşlar. Tırımızı gördüğünüz de kaydı. Dengeyi kaybettik arkadaşlar. Dengeyi kaybettiğiniz zaman zaten tırı durdurma imkanınız sıfırdır. Yoldan çıktık ama devirmedik. Şoförlüğümüz sağlam arkadaşlar. Kayıtsız olun. Rampadan düştük. Yoldan çıktık. Şimdi buradan geri nasıl yolumuza gireriz? Şöyle bir geri manevramızı zorlayalım. Geri geri gidebilirsek düştüğümüz yerden girelim. Ama maalesef tırımız gitmiyor oraya. Şöyle bir ileri manevra yapalım tekrar. Buradan, bu çamurdan, yeşil alandan kurtulmaya çalışacağız. Ama o da malum zor. Biz yine önden çıkacağız arkadaşlar. Mecburen belli bir süre şöyle ham yolda
mecburen devam edeceğiz. Yoksa biz buradan çıkamayacağız. Şöyle gidelim biraz ağır ağır, dikkatli bir şekilde. Çünkü yolumuz çok kötü. Evet, tırı devirmememiz lazım. Buraya kadar devirmeden geldik. Bundan sonra da böyle gitmemiz lazım. Yani buralarda araba kullanmak da çok zor. Evet arkadaşlar, aman dikkat. Son derece dikkatli bir yolculuk. Evet, çok zor kaldık askıda. Bir zorlayalım, biraz gaza basalım. Belki tırı buradan kurtarırsak başka bir tehlikemiz kalmıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradan da tırımız dediğim gibi 580 beygir gücünde bir tır. Bunun burada kalması imkansız. Bir de şoförlük eklenince muazzam bir yolculuk devam eder. Kazasız belasız raydan çıktık, yoldan çıktık ama geri toparladık. Şimdi yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi yol çok çamur. Hemen araç kaydı. En ufak bir hatada hemen raydan çıktık. Yolun dışına çıktık ama devirmedik tırımızı. Buraya kadar çamurlu yolculuğumuz arkadaşlar. Bundan sonraki yolculuğumuz rahat olacak. Evet, hava bulutlu görüyorsunuz. Yağmurlu bir hava var. Ayçiçeği tarlaları var. Her taraf yeşil alan, her taraf tarla, her taraf tarım bölgesi. Onun için o çıktığımız yolda tarımlı araziden yük aldığımız için çamurlu bir yoldan geldik. Ama bundan sonraki yolumuz sizin de gördüğünüz gibi otoban. Otobanda biliyorsunuz çok aşırı hız yapmadan, sağa sola ani hareketler yapmadan dorsemize hiçbir şey olmaz. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Girdik otobanımıza tertemiz. Arkadaşlar arabamız çok güçlü olduğu için o yalpaladığımız yerde devirmeden arabayı sapasağlam otobana kadar getirdik. Bu aracımız bu şekilde bir araç. Yükümüzü dökmeden getirdik. Bundan sonraki yolumuz zaten otoban olduğu için sıkıntı olmaz. Önümüzde rampa var mı, uçurum var mı, bunu ileride göreceğiz. Bakalım nasıl bir yolculuk bizi bekliyor bundan sonraki yolumuz. Sizlerle beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız yolculuğumuz sanki bir yağmurlu havada geçecekmiş gibi geliyor. Sanki evet, yağmur da başladı gibi zaten. Aynen arkadaşlar, yağmur da başladı çünkü biz çamurlu yolu bitirdiğimizde hava tam pusluydu, bulutluydu, siz de gördünüz. Bazen yağmur, bazen açacak. Bu şekilde bir yolculuğumuz var. Evleri görüyorsunuz sağda solda. Yalnız saat bizi uyarıyor. 11 dakika 17 saniye, 15 saniye süreniz var diyor. Bu süre zarfında bu yükü teslim etmeniz gerekiyor diyor. Bir taraftan da yağmur başladı. Bu şekilde gidiyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi şimşekler çakıyor arkadaşlar. Yol çok muazzam olacak. Yolculuk çok muazzam olacak. Nitmegen tabelaları falan var ama biz o tarafa gitmeyeceğiz. Biz kendi rotamıza doğru buradan sola dönün. Sola doğru çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bizim navigasyonumuz, yükümüzü sola götüreceğiz. Sola doğru yol veriyor bize. Biz de soldan döndük. Yolumuzu devam ediyoruz. Yalnız yağmur bastırıyor. Rampalarda zorlanacağız. Çünkü ıslak oldu bu yollar. Yükümüz ağır olduğu için. Evet, zorla çıkıyoruz arkadaşlar. Siz de gördüğünüz gibi aracımız zorlanıyor. Çünkü yağış var, yollar çamur, yollar ıslak, yollar kaygan, her türlü şey olabiliyor yağış olunca. Burada bir trafik kazası var, gördünüz, adam bizden önceki şoför arkadaşımız tırı devirmiş, dorseyi de uçurmuş. Allah kolaylık versin, polisler yolu kapatmış, ambulans gelmiş. Biz de böyle bir kazaya sebebiyet vermemek için, böyle bir durum yaşamamak için yolumuza sakin bir şekilde devam edeceğiz. Yağmurlu yollar kaygan olur, tehlikeli olur. Öyle bir kazaya sebebiyet vermemek için yavaş yavaş yolumuza koyuluyoruz, yolumuza gidiyoruz. Arkadaşlar bizlere abone olmayı unutmayınız. Bizlere abone olmadan izleyen arkadaşlarımız da abone olurlarsa çok memnun oluruz. Arkadaşlar hafif bir yoldan çıkma durumu yaşadık. Kötü bir durum. Yalnız önümüzde dik bir rampa var. Çok kötü bir rampa var. Bu rampaya çıkabilecek miyiz? Bu yağmurlu havada rampaya çıkabilecek miyiz? Saat zamanımız bizi uyarıyor. 9 dakika süreniz var diyor. 9 dakikada bu yolu yükü teslim etmeniz gerekiyor diyor. Bir taraftan da yağmurlu yol var. Islak yol var. Yolda bakım mı var, kaza mı var? Yaklaşınca onu da göreceğiz. Evet, rampamız çok dik. Siz de gördünüz. Bakalım bu aracımız, bu tırımız bu rampaya çıkabilecek mi? Bu yoldaki bakım çalışmasını geçtikten sonra olmasaydı biraz alttan hız verirdik, rampayı kurtarırdık ama öyle bir imkanımız yok. Mecburen bundan sonraki yolumuzda basmaya çalışacağız. Bakalım tırımız bu rampayı çıkabilecek mi?
bu yükle bu yolu bitirebilecek mi? Sizlerle beraber görüyoruz, izliyoruz. Bakalım tırımız buraya çıkabilecek mi? Kaz veriyoruz arkadaşlar. Son kazdan gidiyoruz. Çünkü yokuşumuz tam dik. Evet, rampamız dik olduğu için, depe yüksek olduğu için evet sisin içine giriyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz yüksek alanlar her zaman sisli olur. Biz de o sise doğru gidiyoruz. Yükümüz ağır ama yolumuz da dik. Rampamız kuvvetli. Ama aracımız da basit bir araç değil yani. Çıkıyoruz arkadaşlar, gidiyoruz. Hızlanmasak da, hızlı gidemesek de yavaş yavaş yolumuzu bitireceğiz. Bu şekildeki bir havalarda dikkatli olmamız gerekiyor. Bu şekildeki havalarda özellikle büyük araçların çok dikkat etmesi gerekiyor. Takviye güçten çıkacağız. Çıktık, çıkmaya devam ediyoruz. Siz de gördüğünüz gibi sisli bir alana girdik, yağmurlu bir alana girdik. Çünkü yavaş yavaş geceye doğru yolumuz uzuyor. Geceye doğru gidiyoruz. Farlarımız yanıyor, yol ışıkları yanıyor. Burası yüksek kesim olduğu için yüksek kesimde genellikle gece de daha erken gelir. Sisten, havadan dolayı daha erken kararır. Daha doğrusu öyle zannederiz. Onun için biz de öyle bir yolda yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda aracımızı farklı bakış açılarından gördük. Yolda nasıl gidiyoruz, nasıl ilerliyoruz sizlere göstermeye çalıştık. 7,5 dakika zamanımız kaldı arkadaşlar ama daha yolumuz çok. Daha navigasyonumuz 12-13 kilometre yolumuzun kaldığını gösteriyor. Biraz gaza basmamız gerekiyor. Eğer ki biraz gaza basmazsak yükümüzü zamanında teslim edemeyeceğiz. Yükümüzü teslim edemezsek başımız ağrıyacak. Burada hemen sağdan bir sağ çıkın. Yapalım. Sağ şeritten kestirmeye girmeye çalışalım. Oradan yükümüzü götürüp teslim edelim. Yoksa yük elimizde kalacak. Tırla beraber rezil olacağız yolda. Yoldan çıkıyoruz ister istemez. Yollar ıslak. Dikkat etmemiz gerekiyor. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şöyle bir sağdan kestirme yoldan yükümüzü hemen götürüp teslim edelim. Siz de kurtulun arkadaşlar, biz de kurtulalım bu yolculuktan. Çünkü yolculuğumuz çok zorlu geçiyor. Çok sıkıntı yaşıyoruz. Yer ıslak olduğu için, yükümüz de ağır olduğu için. Sizlerle beraber böyle bir araçla, böyle bir yükle, böyle bir yolculuk yaptık arkadaşlar. Yolumuz devam ediyor, yükümüz devam ediyor. Aracımız son gaz gitmeye devam ediyor. Bizlerle kalmayı, kanalımızda kalmayı unutmayın arkadaşlar. Düz devam edin. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sola dönün. Sola dönün.